Cümleten selamünaleyküm dostlar. Gürcistan Türkiye sınırındayız ve Türkiye'den yüklemiş olduğumuz patateslerimizi Rusya, Sayın Petersburg'a gidiyoruz. Abi bu şekilde yolları var. Bir de millete ceza yazmaya bak. Arkadaşlar şimdi Azerbaycan kapısına geldik burada. Hemen buraya geliyorsunuz. Bakın şurada dışarıyı da göstereyim. Şu kapıdan girdiğinizde de evraklarınızı içeride yapıyorsunuz. Eğer... Selamun aleyküm. Biraz bak ya Burak. Kalk yere. Bak hele nasıl anlaşıyorsun sen şimdi burada konuşurken? Ne diyeyim ben sana? Kacalısta, izlisi de. Falan filan. Öyle gidiyor. Aynen öyle. Reis kolay gelsin. Sağ olasın abi, hoş geldin. Eyvallah. Ne yapıyor şimdi? Vallahi abi. Lan ne olmuş abi, bu yanmış burada. Burada yükümüzü boşalttık arkadaşlar. Şimdi en son olarak SMR'mizi alacağız, onu unutmayacağız. Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Şu anda Çıldır Aktaş Gürcistan Türkiye sınırındayız ve Türkiye'den yüklemiş olduğumuz patateslerimizi Rusya Sayın Petersburg'a gidiyoruz. Yani ST Petersburg, Sayın Petersburg diyorlar. Oraya gidiyoruz. Şu anda Gürcistan'a giriş yapacağız. Gürcistan videomuzu başlatıyoruz. Bakalım Azerbaycan videomuzu da içerisine ekler miyiz bilmiyorum ama şu anlık videomuzu başlattık. Saygılar, selamlar olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmazsanız seviniriz dostlar. Dediğim gibi şu an hemen etrafı göstereyim. Gümrüğün içerisindeyiz. Geçen haftadan videomuzu izleyenler olduysa biliyordur. Serüven halinde yine devam ediyoruz. Bakalım şu anda dediğim gibi Gürcistan gümrüğüne giriş yapmak için hazırlık yapıyoruz. Bakın şöyle bayraklarda dalgalanıyor. Arkamızda da hemen bizim şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Şöyle. Evet. Türkiye'ye veda ettik. Gürcistan'a giriş yapıyoruz bakalım. Ve sizi videoyla baş başa bırakıyorum dostlar. Saygılar, selamlar olsun. Şimdi burada bir lobet var. Girmeye çalışıyor. Çok fazla sağa gittiği için yanaşamadı. Mesela şu an geri gelmek zorunda kaldı. Şu alanda bile uğraşıyor yani. Tekerleri de dönüyor bunun bu esnada. Bak şimdi. Direksiyonu sola kırdığında. Ama. Biz burada keyfimize bekliyor. Çok karıştı ya. Şöyle yaparsak bunların evrenden mı sıkıntı çıktı? Ne oldu? Arkadaşlar şimdi bu neydi ama bunun adı? Adını unuttum. Bak hele tam videoyu çekeceğim ya. Her şey başlıklı kağıtlı. Böyle bir kağıt hazırlıyorsunuz dozbal almak için. Vekaletiniz olacak bu şekilde şirketten. Tırk annemiz olacak. Yükümüze bağlı. Ondan sonra şu eski dozbalalarımız, iade dozbalalarımız, kubüsleriniz vesaireniz olacak. Yani en son seferde gidip gelirken kullandığınız dozbalalar, başlıklı kağıt, pasaport, ruhsat vesaire derken zaten aldığınız evraklar, şuradan da dozbalanızı alıyorsunuz. Burada da bekliyoruz bakalım kafeteryada çıktı alacağız. Ondan sonra da işlemlerimizi tamamlayıp
Yolumuza devam edeceğiz. Şurada size başlıklı kağıdın nasıl yazıldığını göstereyim. Şu şekilde adres nakliyat, firmanızın ismi vesaire bilgileri zaten böyle üstte başlıklı kağıt firmaların olur. Tarihi atıyorsunuz. Ardahan Ticaret Sanayi Odası veya Hopa Ticaret, Hopa'dan girerseniz. İşte isminiz, soy isminiz, imzanız. Araç plakası, gideceğiniz güzergah. Aracın normu dedi, Euro 6 mı, Euro 5 mi, Euro 4 mü onu yazıyorsunuz. Bu şekilde hazırlayıp veriyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Hasip Segürcü Sandır Baba. Arkadaşlar son olarak böyle kantardan geçiyorsunuz. Sonra burada evrakları veriyorsunuz. Bakın şurada beyanname, kantar fişi, park fişi, birer adet fatura ve bir SMR olarak veriyorsunuz. Doz olayı almadan kesinlikle yapmıyorsunuz. Bilginiz olsun, buraya gelmiyorsunuz. Önce şu kapıdan girip doz olayı alıp ondan sonra geliyorsunuz. Burada da son olarak pasaport ve ruhsatınızı gösteriyorsunuz. Ondan sonra Gürcistan'a giriş yapıyorsunuz bakalım. Haydi bismillah dedik. Gürcistan'a girişimizi tamamlıyoruz. Şimdi devam mı Biju? Böyle gidiyor. Kafayı yemiş. İster oradan git, ister buradan git. Nereden gidersen git. Gideriz baba, sen ne diyorsan o. Şimdi bakın bu gezen arkadaş, yanınıza SMR'nizi alıyorsunuz. Taktığı mühürün numarasını yazıyor SMR'nin üzerine. Arkadaşlar bütün işlemlerimizi yaptık şu anda. Şöyle bütün işlemler. Bakın. Burası banka. Hemen şu arkamda banka var. Şu kapıdan giriyorsunuz adamın olduğu sol taraftaki kapıdan. Şu en üstteki transit kart, onun altındaki sigorta, onun altında diğer sigortamız var. Telefonumuza yani hattımıza internetle yükledik. Hepsini bitirmiş olduk. Totalde şu anda 576'ları mı ödedik? O civarda bir şey ödedik de şimdi onu ben hesaplayacağım. Ödemelerimizi yaptık. Hazır bir şekilde çıkacağız. Arkadaşlar şimdi Gürcistan'a girdik. Bizim Ufuk abiyle diğer bir abimiz vardı. Onun ikisine dedim abi siz gidin. Aralıklı gidin. Önce biri gitti zaten. Sonra Ufuk abi gitti. Şimdi de ben çıktım. Hepimiz ayrı ayrı çıktık. Sebebine gelince aynı firma olunca yakın takip yaptınız diyor. Bakıyor aynı firma zaten. Tamam diyor, bunlar peş peşe gidiyor diyor. Burada diyor beraber gitmedilerse diyor ileride beraber gittiler. Bu mantıkla ceza yazıyorlar. Daha önce sorun yaşadım biliyorsunuz. Ben de bunun için abi dedim gidin. Buluşacağımız yer nere? Park. Birimize bir şey olursa araba geri dönüp gelir dedim. Çok aramızda 10 kilometre olur. Bu şekilde anlaştık. Onlar gitti şimdi. Ben de en arkadan yapıştırdım. Gidiyorum bakalım hayırlısıyla. Sağ salim varırız inşallah. Haydi bakalım devam. Abi bu şekilde yolları var. Bir de millete ceza yazmaya kalkıyorlar. Vay kurbanım, öyle bir geliyorum ki dur sen sağda, sen arkada. Ben şöyle durayım da sen salim salim bir geç. Birbirimize sürtmeden. Sen dur, sen çok sağa yatıyorsun. Şuna haline bak ya. Arkadaşlar yol görünüyor mu bilmiyorum ama telefonu şöyle geriye alayım dedim. Allah Allah. Şuranın haline bak la. Yol nerede? Tarlada gidiyor. Vay anana derdine. Araba. İki büklüm oluyor bak hele, yazık ya. Şuranın haline bak ya. 8 kilometre hızla gidiyorum. Ya Gürcistan.
Ne berbat bir yersin sen ya, ne nalet bir yersin. Gürcistan'da benim sevdiğim yol olan virajlı yoldayız. Hatalı güzel bir sollama yaptı arkadaş. O esnada onu da kayda almış olduk. Şimdi güzel güzel yolculuğumuza devam ediyoruz. Hala buz sarkıkları var ama hava 11 derece. O da ayrı bir olay. Gidiyoruz bakalım, devam. Dere boyundan ilerlemeye devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. Adım adım ilerliyoruz. Bu yolun şu ağaçları bir yeşerseydi o zaman manzara çok güzel olacaktı da. Daha yeşermedi. Bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Gürcistan'a giriş yapmıştık. Fakat yolculuğu ben gece yaptığım için çekim yapmadım. Daha sonra Gürcistan Zagatala sınırında bulunan tır parkında sıramızı bekledik. Ve sıramız geldi. Şu anda da Azerbaycan'a giriş yapıyoruz. Bu videomuzu evrak yapma videosu olarak tamamlayacağım. Yani Türkiye kapısında nasıl bir evrak hazırlığı yapıyoruz. Son videomuzda da gördünüz. Onu bu videomuza da ekleyeceğim. Ki bu sayede evrakla ilgili en azından bilgilendirme yapmış olacağım. Yani Türkiye'den Rusya'ya gidecek olan bir araç. Örneğin Zagatala kapıda, işte Gürcistan Azerbaycan sınırında veya Türkiye Gürcistan sınırı veya Rusya sınırı. Buralarda neler yapması gerekiyor? Bununla ilgili bir video hazırlamayı planladım. Aklımdan böyle bir şey geçirdim. Yani sürekli bildiğiniz üzere zaten Rusya'ya gidip geliyoruz ve artık bu durumun sıkıcı olduğunu düşündüm. Artık biraz daha çok bilgilendirici videolar hazırlamaya çalışacağım. Bakalım inşallah daha güzel yerlere, daha iyi yerlere gelmeye, çabalamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi şu anda Gürcistan'dan Azerbaycan'a geçiş alanındayız. Şu anda Azerbaycan gümrüğünde Zagatala'dayız. Bakalım evraklarımızı yapacağız. Nasıl evrak yapılıyor, neler yapılıyor, işlemler nedir? Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Saygılar, selamlar olsun. Şöyle evraklarımızı ben hazır ettim. Bakın şurada. Şöyle göstereyim. Şurada pasaportumuz, ruhsatımız, Azerbaycan için aldığımız dozvala, tır karnemiz, SMR'lerimiz, invoice'lerimiz. Bunların hepsi hazır bir şekilde şöyle paketin içerisinde. Bunu şimdi şurada karşımızda kırmızı aracın durduğu yerde kantardan geçiyoruz. Kantardan sonra kantardan geçiş yaptıktan sonra arama bölümü var. Aracınız aranıyor. İşte neresinde bir eksiklik, fazlalık gibi ya da yabancı bir madde taşıyor musunuz, taşımıyor musunuz? Buna bakılıyor. Ve bunun sonucunda yani uyuşturucudur, sigaradır, alkoldür vesairedir gibi maddeler bulunuyor mu? Bunun için bir arama yapılıyor. Bu aramadan sonra hemen sağ tarafta bulunan kulübelere gidip orada evraklarınızı veriyorsunuz. Şimdi orayı da çekim yapmak yasak olduğu için orada çekim yapmayacağım. Çünkü muhtemelen sıkıntı yaşarız. Evrakları veriyorsunuz. Onlar size bir barkod veriyor. Bu barkodla bu kapıdan buradan yani gümrüğün içerisinden kapıdan geçiş yapıyorsunuz. İleride geçeceğimiz bir gümrük sahası var. Orada da gümrük işlemimizi, evrak işlemimizi bitiriyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bunları sizlere video olarak da aktarmaya çalışacağım. Azerbaycan'dan, dost ülke Azerbaycan'dan saygılar, selamlar. Arkadaşlar şimdi direktmen zaten çıkışta buraya geliyorsunuz. Şu karşısı ve burası park. Bu parktan. Aleyküm selam reisim. Keyifli seyirler. Abonemiz muhtemelen. Abimiz selam verdi sağ olsun. Aleyküm selam. Şimdi şu yerimize geçelim. Abimiz muhtemelen ya biz yanına geçeriz ya bizim yanımıza gelir. Bir şekilde bir karşılaşırız, bir sohbet ederiz. Şimdi şurada evraklarımızı yapacağız.
evraklarla ilgili ilerliyorduk ama bu parkta şurada bakın sol tarafta onu göstereceğim. Kulübede evrak yapıyorsunuz. Şöyle dönelim. Evrakları buraya vereceğiz ve sonrasında işlemlerimizi bitirdikten sonra çıkıp devam edeceğiz. Bakalım hayırlısı. Ufuk abi de geliyor zaten. Karşıda. Biz de bir yandan yanaşma çabasındayız da yamuk gidiyoruz. Hades'tir baba. Arkadaşlar araçlarımızı buraya çektik. Daha sonra hemen şöyle arkamızda bakın kulübe görünüyor. Oraya evrakları veriyoruz. Evet. Ufuk abiyle beraber evrakları verdik. Şimdi bir yemek yiyeceğiz baba. Bir yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyuracağız. O esnada da evraklarımız hazır olacak. Ufak bir elektrik arızası var. Onu gidereceğiz. Küçük bir sorunumuz var. Onu çözeceğiz. Yani evrak için bakın şu yukarıdan geliyorsunuz zaten. Hemen başka bir yere gitme şansınız yok. Yol o şekilde sizi yönlendiriyor askeri personel. Direkt giriş parka zaten. Parka giriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ya bu taraf olur aracını çekersiniz ya da bu taraf olur. Sonra burada da evraklarınızı veriyorsunuz. Yeni bilgi verdi. Dezenfektana kaldırmışlar. Evet. Uzun süre önce gelip de şimdi yeniden gelecek olanlara da ayrı bir bilgi. Dezenfektana kaldırmışlar. Bu şekilde. Dayı biz ne yemek yapacağız? Baba mantı yapacağız. He ya o mantıyı bir yapak hakkını vere gele. İstersen döner de yapalım. Mantı yapak hakkını vere koy işin. Sandığa oturma vakti geldi. Ben yine sandalyemi alıp geliyorum. He al gel abi. Biber turşu da getireyim baba. Acı biber turşusu. He belki gribimize iyi gelir. Ya arkadaşlar ameliyat olduk iyi olduk dedik. Bu sefer de grip olduk. Bilmiyorum ne olacak bizim halimiz. Hayırlısı bakın Allah'tan. Abi. Arkadaşlar şimdi Azerbaycan kapısına geldik. Burada. Hemen buraya geliyorsunuz. Bakın şöyle dışarıyı da göstereyim. Dışarıdan geliyorsunuz. Burada. Buraya hemen evraklarınızı veriyorsunuz. Evrak dediğim ruhsat, pasaportu buraya veriyorsunuz. Parkın girişinde aldığınız evrakları buraya veriyorsunuz. Burada da elektronka, sigorta, Rus sigortası. Sim kartınızı buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Burada da işlemleri yaptıktan sonra zaten sıra numarası veriyor. Sıranız geldiyse gümrüğün içerisine girebiliyorsunuz bu şekilde. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Şu an saat 6.30. Buraya girdik. Şimdi bakın buraya geliyorsunuz. Zaten kapı. Sırayı takip ediyorsunuz. Sonra burada kantar yapıp karşıda araba işleminiz yapılıyor. Hemen yanında da kulübeler var. Orada evrak yapıyorsunuz. Şimdi oraya da göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu sağ taraf araba yeri. Sol taraftaki yerde evrak yaptığınız yer içeri giriyorsunuz. Birinci sıradan başlıyorsunuz. Zaten kantar terazi fişini verir. Bankaya gider ödemenizi yaparsınız. Hemen hepsi içeride. Ondan sonra pasaportunuzu yapıp çıkışınızı yapar devam edersiniz. Azerbaycan'da şu barkodu kesinlikle kaybetmeyin arkadaşlar. Bu barkodla işlem yapıyorsunuz genellikle. Yani bu barkod olmadan çıkış yaparken bayağı bir sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bu barkodu okutuyorlar. Şimdi Rusya tarafına geçiyoruz. Burada da evrak işlemi yine yapacağız. Kapıdan girişte pasaportunuzu kontrol ediyorlar.
Ondan sonra arama işlemi. Ondan sonra da zaten evrak yapacağınız yere geçiyorsunuz. Oraları göstereceğim. Azerbaycan gümrüğünün içerisinde çekim yapmak yasak. Rus gümrüğünün içerisinde çekim yapmak yasak. Bunun için tam net aktaramıyorum ama bilgi olarak aktarıyorum. Sizlerle sohbet ederek aktarıyorum. Bakın orada kantara giriyordum az önce. Kantarı geçtikten sonra hemen arama yerinde duruyorsunuz. Sağ tarafında zaten evrak yaptığınız yer var. Arama işleminiz bittikten sonra karşıya geçiyorsunuz. Aracınızı aşağı bırakıyorsunuz. Evraklarınızı alıp o yukarıdaki binaya gelip orada evraklarınızı yapıyorsunuz. Ve daha sonrasında da karşı tarafta 6 numaralı oda var. Orada da bu barkodu okutuyorsunuz. Sizin çıkışınızı onaylıyor ve devam ediyorsunuz. Şu anda da ondan sonra kapıya geliyorsunuz, çıkış kapısına. O kapıda da yine barkod ve pasaportla işlem yapıp çıkışınızı yapıyorsunuz. Şu anda da Rus kapısındayız. Burada bekliyorlar. Ne zaman müsaade ederlerse kapıyı açacaklar. İçeriye gireceğiz. Bakın karşıda araçlar duruyor ileride. Şöyle yapayım. İleride araçlar duruyor. O araçların durduğu yerde de arama işleminiz yapılıyor. Sonrasında da evrak yapacağınız yere doğru geçiyorsunuz bakalım. Bu şekilde bir sistemle ilerliyoruz sırayla. Evrak yapacağımız yer de içeride zaten. Arkadaşlar arama işlemini yaptıktan sonra hemen orada bir tane kulübe var sol tarafta. Orada çekim yapamadım çünkü gümrük memurları vardı. Bakın şu bayraklı olan yerin arkasında. O taraftan geliyorsunuz zaten hemen solunuzda kalıyor. Orada kantar fişi alıyorsunuz. Şu binaya geliyorsunuz. Aracınızı bu parka bırakıyorsunuz. Bakın şöyle bir park var. Buraya giriyorsunuz. Şu kapıdan girdiğinizde de evraklarınızı içeride yapıyorsunuz. Eğer X-ray derse de şuradaki sıraya girip şu binanın yanından giden sırayla birlikte X-ray'e girip geri geliyorsunuz ve burada evrak yapıyorsunuz. Yani sistem bu şekilde ilerliyor. Bilginiz olsun. İçeriye girip evraklarımızı yapıp çıkış yapacağız. Yani girişte zaten pasaportu yaptık tarif ettiğim gibi. Ondan sonra aramamız yapıldı. Sonra kantar fişini aldık. Sıralamayı unutmayın. Ondan sonra da gelip burada evraklar yapıyoruz. Ondan sonra da eğer X-ray derse X-ray'e gidip geliyorsunuz. Evraklarınızı alıp şu sol taraftan da çıkış yapıyorsunuz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Rusya'ya giriş yaptık. Evrak işlemlerini bitirdik. Şu anda da Rusya'da bir kasaptan et alacağız. Bakalım nasıl iletişim kuruyoruz. Siz de merak ediyordunuz. Hadi gel bir gel hadi gel et alak gel. Selamun aleyküm. Здравствуйте, брат. Как дела? Нормально. İyi, как спасибо. Kuzu. Barani, barani da. Barani da kuzu ha koyun. Tamam. Сколько надо? 720. 550 mi? Dur bakalım nasıl oluyor? 720. 720. Tamam, хорошо. 2 kilo. 2 kilo. Kuzudur baba. Kasaptan bir miktar etimizi aldık. Şimdi buradan da ekmek alacağız. Arada et de yemek lazım, enerji lazım. Domates falan da var acaba. Umur'a, Ufuk abi'yi çağırsam mı ya? Şimdi burada böyle bir market var. Gayet iyi. Daha ekmek bu taraftaydı ha. Ne tarafta? Şu en baştaydı. Şeye bakıyorsun. Bezlere mi bakayım? Evet, doğrama tahtası var. Bak hele bez iyiymiş ha. İkili var. Güzel cam temizler bu. Bu neydi dayı? Dayı bu nasıl? Tamam, güzel. Güzel mi? Evet. Ne o çiftli? Bu 300, bu 250 mi? Dayı sen bunu alsana ya, ne işin var onunla? O küçük. Sığamak biz gezegene. Tırcı adamık, büyüğe alışkınız. Bak elektrik bandına bak. Bizim aldığımız bandına bak, bir de şuna bak Allah için bak. Bak. Ne kadar? Ver al problemi. Baba. Al baba, bunu da aldım. Bizim aldığımız bant nerede ya bez? Bende bez manyaklık bildiğin. Cam siliyorum. Aha. Bu ne lan dayı? Fiber yok mu fiber? Onu arayayım da. Abi ne? Onlar dayı sehpa gibi de. Şundan bir tane alsam mı? Ne kadar diyor, ben de alayım bir tane. 100. Ver baba. Bir tane de bana ver. Mavisi güzel.
Ben de yeşili seviyorum. Yeşili sev, doğayı koru. Evet. Bir tane çöm çalsam mı dayı ben? Ben onu da, benim de aklımdan geçti. Ha şurada kaçtı bile? 400. Hı? Çok pahalı lan ne 400'se? 200. 200'se de fena değil ama o kadar da çok büyük. Çok, çok. Bir kaşıkla doldururuk ya. Tavalar, tencereler. Bak süngerleri de güzel. Var benim süngerim. 30. Kahvayı tuttuk ya. He. Artık ölsek de kahve yok baba. İyi baba. Bak hele nasıl anlaşıyorsun sen şimdi burada konuşurken? Ne diyeyim mesela? Kanişka, Facal Usta, İzcisi da. Falan filan. Falan öyle falan. Gidiyor da. Aynen öyle. Adestir baba. Arkadaşlar içeride bir ufak bir kıyım yaşadık. Kamazdık. Seni kesti baba. Rusya'nın neşesi. Bak hele ben ne diyecek ha. Ama bu arada şeyi söyleyebilirim bak. Bu adam 10 numara. Aşçıdır. 10 numara yemek yapıyor. Onu söyleyebilirim. Kim abi. O adam? Sen. Allah'ını seveyim. Ya ara denk gelirseniz beraber bir yemek yedik baba. İnşallah ha. Baba şu karşıyı da gösterdin mi? Et aldık. He orayı çektim ya işte. Ya işte bu irtibatı nasıl yaptın diyorlar biliyor musun? Nasıl konuşuyor? Ben onu çekmeye çalışıyorum. Aslında telefonu sana verip ya anlaşıyoruz. İletişimleri sağlamamız lazım. Onu yapmam lazım abi. Göstermem lazım. Onu yapacağız marketlere. Tamam bir sonrakine inşallah. Bir sonraki markette görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir alışverişten sonra tekrar yola çıkıyoruz bakalım. Çok bulutlu bir hava var. Yavaş hem de yavaş. Sen de geç. Allah Allah. Sizden öğrendik bu böyle yola atlama işini. Ben de atladım. Hemen emniyet kemerimizi takalım. Yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. Abiler bir markete uğradık. Bir kasaba uğradık. Biraz alışveriş yaptık. Şimdi çıktık bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yolumuz, bahtımız açık olur inşallah dedik. Şimdi Kazmalı Kent. Buranın değişik bir ismi de vardı. Onu ben dilime alamıyorum. Zaten onu söylersem bana birçoğunuz kızar. Değişik bir isim var. Kazmalı Kent diyorum ben. Kısaltıyorum hani başındaki bölümü alıyorum. O şekilde şu anda yola çıktık dediğim gibi. Buralar yeşermeye başlamış. Şöyle biraz etraf göstereyim. Buralar bayağı bir yeşermeye başlamış. Bakalım yani Moskova taraflara doğru yolun durumu nasıl olur, neler olur, neler biter. Bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdilik biraz alışverişimizi yaptık. Ekmeğimizi aldık. Yemeklik ihtiyacımızı bir miktarını aldık. Ve yola çıktık bakalım. Gidelim yavaş yavaş. Ya Allah bismillah. Haydi bakalım. Yolumuz baktığımız açık olur inşallah. Arkadaşlar burada bir şey olmuş ama Dinç Yusuf'un arabası 33. Of of of. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Dayı sen de burada mı denk gelecektin? Yol açık olsun. Tamam. Allah Allah geçmiş olsun ya. Allah şifa versin. Allah yardımcılar olsun. Şoförde bir şey yoktur Allah'a şükür. Araba aşağı devrilmemiş. Bir şey yoktur onda çok şükür. Reis kolay gelsin. Sağ olasın abi hoş geldin. Eyvallah. Ne yapıyor şimdi? Vallahi abi, kırcı adam ne yapar? Akşam oldu, karnı acıktı. Karnımızı doyuracak işte, et alıyorduk ya bugün. Aynen. Bak şöyle tencereyi aç şurayı. Mevzu pişir orada ufaktan. Aynen baba. Açta şeydir baba, kavurmadır. Salatayı da sağ olasın, sen yaptın zaten, eline sağlık. Eyvallah, diline sağlık. Senin eline sağlık. E burada da baba pilavımız pişir. Akşam oluyor baba, karnımız doyuracak. Eyvallah. Arkadaşlar yakın olan buyursun gelsin, iftar yemeği olarak da verebiliriz. Tam iftar saati şu an.
Aynen. Allah'tan hayırlısı. Karnımız duyuruyor. Türk İş Lokantanın lambalarını Erzurum'da boşa yapmadık. Bak böyle karanlık havalarda oturabilmek için. Ama manzara on numara değil mi dayı? Aynen. Göstere şu ayı. Allah Allah. Arkadaşlar gün batımında. Abi ben bitiriyorum ya. Bu Kemal baba. Bulut'la akşam yemeği. Ha baba. Affeyle hukukuyla. Eyvallah, eline sağlık. Allah isim. Arkadaşlar akşam menümüz hazır. Etimiz, pilavımız, tane tane salatamız. Allah Allah. Rabbim sizlere de nasip etsin. İnşallah olmayana da nasip etsin. Afiyet olsun baba. Vallahi var ya, felaket, acıktık. Görüşürük biz, karnımızı da aynen. Evet arkadaşlar, sürekli kullandığımız Volgograd şehrindeyiz. Bak bak şunun yaptığına bak. Oğlum sürecen mi, gidecen mi, bak hele ya. Beni buluyor. Vallahi ufak ufak burayı bitiriyoruz bakalım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Rusya'da karkış olayı bitmiş. Hava şu an Volgograd'da 20 derece. Ben burada -18'leri görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. Hava şu an muhteşem ve yaz gelmiş yani buralara. Tabii akşam biraz serin oluyor ama şu an için gayet güzel bir hava var. +20 derece, gayet iyi bir hava. Gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Ufuk abiyle beraber, Ufuk abi de önümüzde. Yolculuğa devam ediyoruz bakalım. Dün biz Ufuk abiyle beraber yemeği falan yedik. Gece bayağı bir yol gittik. X-Ray dediğimiz Koçubey bölgesi var. Koçubey'inde X-Ray var. Orayı geçtik. Ve sonrasında yolculuğa bir miktar daha devam ettik. Sonrasında uyuduk. Sabah uyandık. Tabii ben biraz erken uyandım. Dedim Ufuk abi ben gideyim. Sen yat biraz daha. O da uygun gördü. Gittik biraz daha. Tabii sonra yine birleştik. Ve şu anda da yine bizim Volgograd şehrindeyiz. İlerlemeye devam ediyoruz bakalım. Işıklara takıla takıla, kalabalıkla uğraşa uğraşa. Kimisi böyle önüne geliyor, 50 ile 30 da gidiyor. Kimisi de sağından solundan girip son gaz gidiyor. Böyle bir uğraş içindeyiz bakalım. Biz de şu otobüs yolunu kullandık mıydı? İyi gidiyoruz, biraz burayı kullanalım. Yoksa sen bizi kırmızı ışığa kalattıracaktın beyefendi. Turuncu araba, neydi onun markası lan? Bak şimdi. Bak şimdi Ufuk abi diyecek, sen ne geziyorsun orada gene. Baba ne yapıyorsun? O ben sağ tarafı kullandıkça sinir oluyor. O da şundan dolayı yani, burası normalde biraz yasak gibi bir durum söz konusu herhalde. Annem sağ dönüş yeşilmiş. Tabii o esnada diğer yeşil yanınca ben de bu durumdan yırtmış oldum. Devam. Haydi bakalım. Bu şehir bayağı sıkıntılı bir şehir ya. Gündüzleri yasaklandı falan filan muhabbetler dönüyordu da öyle herhangi bir durumla karşılaşmadık. Gidiyoruz bakalım. Yani polis de çevirmedi, kimse de durdurmadı, kimse de bir şey demedi. Tatlı tatlı gidiyoruz babam, süzüle süzüle. Şöyle sola doğru kayak. Sağ taraf biraz karışık duruyor. Risk almaya gerek yok. Bir iki defa markete falan girdik. Alışveriş yaptık. Tabii oraları çekecektik ama çekmedik nedense. Hızlı giriş hızlı çıkış oldu gibi bir şey oldu. Lan ne yapıyorsunuz abi? Bak. Bizi kırmızıya yakalatmak için uğraşıyorlar. Başardınız. Tebrikler. Tebrikler. Çok güzel araba sürüyorsunuz. Çok süper araba sürüyorsunuz. Ne güzel ayarlamıştım yeşili. Bizi kırmızıya tekrardan yakalattınız. Bunun için sayın Rus şoför arkadaşlarıma, bu yolda benimle yolculuk edenlere çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Dur kalk, dur kalk, dur kalk. Mazot yakmayacak diye ayarlama yapmaya çalışıyorum ama
malum işte görüyorsunuz sağdan soldan girdikleri için bir şey yapamıyoruz. İlerlemeye devam. Haydi bakalım. Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Yolculuğumuza yavaş yavaş devam ediyoruz. Bugün 3. gün oldu Rusya'da. Yani dün değil evvelsi gün girmiştik. Moskova'ya bir 600 küsür kilometre yolumuz kaldı. Yolculuğa devam ediyoruz bakalım. Dün işte Volgograd'ı geçtik. Daha sonra Mihailovka parçacıların orası vardı. Oradan bir şeyler almadık ki bu sefer durmadık orada direktmen geçtik. İleride sol tarafta Azerbaycanlıların parkı var. Oraya geçtik, orada yattık. Sabah da uyandık, devam ediyoruz. Burada buzlar filan çözülmüş. Yani artık kış diye bir şey kalmamış ama bizim Moskova'da Tayfun abi var biliyorsanız, onunla haberleştim. O da dedi ki Kemal buralarda kar yağıyor. Don yapar dedi, dikkat et. Kaydırma filan dedi de bakalım biz gidene kadar ya erir ya daha çok yağar. Bu şekilde Moskova'ya doğru yolculuğa devam ediyoruz bakalım. Ufuk abiyle beraber, Ufuk abi de önümüzde gidiyor. Tabi bu araba değil de o bayağı bir ileride. Şöyle ağaçların arası eskiden kar buzdu. Şimdi su olmuş. Devam. Herkese hayırlı sabahlar. Yavaş yavaş gidelim bakalım ne olacak. Şu arabayı bir geçemedim ya. Hayırlısı bakayım. Devam edelim arkadaşlar biz. Arkadaşlar böyle bir yere durduk Ufuk abiyle. Ufuk abi de tüpü getiriyor. Manzaramız 10 numara. Buranın içinden hep geçip gidiyorduk. Günaydın baba. Günaydın reis. Ne yapıyorsun reis? İyisin. Eyvallah. Hamdolsun. Karnımız doyurak acıktık. Hangi acıktık ya? İlaç içeceğiz daha. Burada yine bir şeyler var ama. İnşallah kötü bir şey yoktur. Taklam atmış. Adam eliyle işaret ediyor. Yere yatmışlar. Allah'ım gelmeden esir ya Rabbim, sıkıntı ya vallahi var ya. Taklatmış araba. Biri yerde yatıyor, öbürü de donup kalmış yokta. Öbür adam da yere çökmüş ağlıyor. Sıkıntı ya. Kaza gördük müydü kötü oluyor ya. Hayırlısı bakalım. Yola devam abi. Moskova'ya doğru gidiyoruz. Bir şey olmuş dedim ama kötü bir kaza olmuş. Bir tarafta tarlada kadın yatıyordu yerde. Üstünü dökmüşler. Parça poşetlerle filan. Yola devam. Yapacak bir şey yok. Birkaç araba bayağı bir araba durmuş. Kalabalık etmeyelim. Onun için devam ediyoruz. Vallahi abiler size bu güzel manzarayı aktarayım dedim. Şöyle solumuzda güzel bir manzara var. Şu bir geçerse. Gün batımı, ahengi. Bir de burada su var. Çok değil ama var. Moskova'ya geldik bu arada. Yani buranın ilerisi 80-90 kilometre ilerisi Moskova. M4 üzerine bağlandık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu sefer yakıt almayacağız. Yakıtımız şu an için yarım depo direkt gümrüğe geçmeye çalışacağız. Tabii yine Tayfun abiyle görüşeceğiz. Haberleştik. Geçerken görüşelim Kemal dedi.
Öyle bir görüşeceğiz bakalım. Vay 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 vay, manzaraya bak. Çok iyi değil mi? Sizce de? Haydi bakalım, gümrüğe doğru devam. Geldiğimiz yoldan yine dönüşümüzü aldık. Yavaş yavaş yolumuza devam edip A113'e bağlanıyoruz bakalım. Yani M4'ün geri dönüş yoluna geçip şu ilerden de hemen A113'e tekrardan bağlanacağız. Devam bakalım. Trafik bayağı bir yoğun. Arkadaşlar sonra bak gümrüğe geldik. Daha da poynur poynur, problem yok. Evraklarınızı buraya veriyorsunuz. Bakın orada aldığımız evraklar. Parking. Burada böyle evrakları veriyorsunuz. Sizden zaten telefon numaranızı. Telefon numaranız, evraklarınız. Yani gümrükte size paketli bir evrak veriyor. Bir de ayrıyetten sizin yanınızda bulunan SMR, invoice işte vesaire ve Türkiye'den alıp getirdiğiniz tüm evrakları oraya teslim ediyorsunuz. Yalnız dozvalalar, işte ne bileyim sigortalar vesaireler, bunları oraya katmıyorsunuz. Sadece yükle alakalı olan evraklarınızı buraya veriyorsunuz. Onlar da size bir numara veriyor. Bir saniye, şimdi onu da göstereceğim, o numarayı. Şu arabaya bir gelin. Vallahi. Şöyle bir kartela veriyor bunu. Aracımızın şöyle ön tarafına katıyoruz. Ondan sonra gümrüğün içine giriş yapıyoruz bakalım. Parkta bekleyeceğiz. Bizi arayacaklar. Ve ondan sonra evrak işlemimiz bittiğinde St. Petersburg'a doğru yola çıkacağız. Çalışıyor, çalışıyor. Daha da böyle böyle. Şu plombo. Daha da. Plombo dedi, mühüre bakacak. Az önce gitti dedi, mühüre bakın dedi. Plombo dediği zaman bir iki mühür. Rusça'da polompo mühür. Bizim arabalar şu tarafa yanaşmış. Ben de gidin yanlarına yanaşayım baba. Şimdi buraya kışın geldiğimizde bunun ardı. Eksiyon 15-20. Bu kadar yarı gördük. Hala sana biraz uzak oldum ama ya. Yaklaşayım mı? Sana biraz uzak oldum, yaklaşayım mı? Yani yok, arabaya vuruyordu sanki. Yok, onu ayarladım, ondan sıkıntı yok da. Arabaya vurmak ya, yıllarımızı verdi, kaybedin. Ne bileyim. Biraz nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
Sen böyle durmuşsun, çapraz durmuşsun ya. Ha, ondan dolayı. Yok aslında. Lan ne olmuş abi, bu yanmış burada. Oy oy oy. Orta da hücre girmiş abi. Allah yardımcısı olsun. Zor. Arkadaşlar şimdi bizim evraklarımız bitti. Evraklarımız çıktı. Şöyle yanımızda hazır zaten. Gümrükten aldık bunları. Şimdi San Petersburg'a doğru ilerliyoruz. Hemen bir otobanındayız. Uzun süredir de Petersburg'a gitmiyorduk. Vallahi kaza olunca bir yine kayda girdim. Petersburg'a doğru gidiyoruz bakalım yavaş yavaş. Yolumuz baktığımız açık olur inşallah. Vallahi kötü olmuş adam, araba komple yanmış ya. Allah başa vermesin abi. Rabbim yardımcısı olsun inşallah. Devam bakalım. Vallahi abiler, bu video böyle evrak konusu gibi olsun istedim. Bayağı da çekim yaptık. Yani Türkiye'den buraya kadar toparladım. Güzel bir şey çıkartmaya çalıştım. Evrakları size elimden geldiğince aktarmaya çalıştım ama fakat ne derece faydalı oldu, ne derece faydasız oldu, artık onu sizler yola çıkınca karar verirsiniz. Arada bir sürekli demeyelim de arada bir mesaj alıyorum işte, reis senin sayende bu yollara başladık falan diyen oluyor. Kimisi de diyor senin yüzüne diyor bu işlere başladık diyor, bu yollara geldik diyor. Geçen bir abimle şeyde görüştük. İstanbul kapıdan Azerbaycan'a girişte görüştük. Adam ne güzel Avrupa'da şey yapıyormuş. Markette çalışıyormuş. 2000 euro da maaş alıyormuş. Sonra gelmiş tırcı olmuş. Ya tır almış kendi. Oradaki çalıştırdığı, biriktirdiği parayla. Gelmiş burada Gürcistan'dan bir tır almış. Şimdi çalışıyor. Dedim abi niye öyle diyorsun yani, çok mu kötü durum? Yok aslında daha iyi dedi. Niye öyle diyorsun abi dedim. Hani senin yüzünden dedin miydi? Suçlamış gibi oluyor. Senin sayende dediğin zaman hani iyiymiş gibi bir açıklama oluyor. Gel gelelim işte abimiz. Senin yüzünden deyince ben bir suçlanma hissiyatı yaşadım. Hayrola abi dedim, bir sıkıntım var. Yok reis sıkıntı yok dedi. Allah'tan öyle deyince kafamız rahatladı. Yani istediği paraları kazanıyormuş. Güzel de gidip geliyorum dedi. Sıkıntı yok dedi. Yani araba kendin olursa güzel para bırakır abi buralar. Bakalım, o şekilde çalışıyor. Kimisi senin yüzüne diyor. Kimisi böyle diyor işte. Öyle geçiniyoruz bakalım. Bu sefer olayını ortadan kaldırmaya çalışıyorum abilerim işte. Gittik geldik falan filan, onu ortadan kaldıracağım. Daha çok yolda neler yapabiliriz? Sizlere neler aktarabiliriz? Daha çok neler ekleyebiliriz? Bunun çabası ve gayretinde olacağım. Bakalım güzel videolar sizlere teşkil etmeye çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Yani ne olur, evrak işlemi olur, ne bileyim araçla ilgili olur, ne bileyim başka bir şey olur, gezi olur. Mesela tutup Petersburg'da gezeriz. İşte Türkleri seviyor musunuz? Röportaj yaparız. Da bizimki tır baba ya, o nereden çıktı şimdi? Ya bilmiyorum, biraz değişiklik, ha markete falan gideriz. Araya biraz bir renklilik katalım, onu istiyorum. Tabii bundan sonraki serviste muhtemelen buralar yemyeşil olacak manzara. O zaman da ne yaparız abi? Deriz Rusya'nın manzarası, siz seviyor musunuz? Biz, vallahi ben seviyorum. Gibi bir şeyler yapacağız. Yani bu Rusya'ya gittik geldik, gittik geldik, bunu ortadan kaldırmaya çalışacağım. Bakalım, daha çok Rusya'da video çekmeye çalışacağım. Gibi. Baksana abi şu ya. Ah canım yerim. Vay canım vay. Vay ömrüm vay vay. Manzaramız güzel abi. Azer Bülbül'den İlle Desen parçasını dinleyerekten gidiyoruz bakalım. Hayırlısı, gençlik yıllarında çok dinlerdik. Gençlik yılları dediğimiz 16-17-18 yaşlarında bile kanımızın hızlı olduğu. Gene hızlıyık, gene gencik Allah'a şükür de. 32 dedik abi, 17 ile 32 bir olmuyor ne kadar da olsa.
Gidiyoruz bakalım, Allah yolumuzu baktığımızı açık etsin. 600 kilometre yolumuz var. Bu akşam Petersburg'a yetişir, yükümüzü boşaltırsak yarına hemen kahve yüklememiz var. Onu yapacağız Türkiye'ye. Bakalım, inşallah yetiştiririz diyoruz. Yolumuz baktığımız açık olsun. Tam gaz Petersburg'a doğru gidiyoruz abiler. Yine böyle ara ara güzel manzaralar oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Onu lan. Ayıya benzettim abi. Toprak birikintisiymiş. Ama böyle ağacın dibinde böyle topak duruyor. Böyle ayı gibi. Ayı tomarlanıyor şöyle. Onun gibi duruyor. Belgeseli çok izledik evde. Yan etki yaptı herhalde ya. Neyse bakayım. Yola devam abiler. Eşsiz bir manzarayla devam ediyoruz abi. Bu otobanın manzarasına ben hayranım zaten. Otoban mı yapmışlar? Doğa yolculuğu mu yapıyoruz? Anlamış değilim. Sağımız böyle, solumuz böyle. Önümüz orman. Gidiyoruz baba. Yolumuz açık olsun baba. Arkadaşlar herkese günaydın. Yükü boşaltacağımız yere dün gece geldik. Evrakları verdik. Diğer araçlar boşalttı. Beni en son aldılar. Çünkü en son ben girdim içeriye. En son ben evrak verdim. Şimdi burada rapor alıyoruz. Rapor nasıl alıyoruz? Şuradan bir tane aldım. Şimdi buna basıyorsunuz. Fişi sayısal. Fişi sayısal. Buna basılı tutun abi. Ya niye yazıyorsun abi? Allah'ım. Çık. Basılı tutuyoruz. Maviye. Print report, olay raporu diyor. Bir daha basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Yazım tarihi. Yeşile basıyoruz. Sonra sarıyla aşağı doğru iniyoruz. Bakın tarihe. İndik. 29 aldık. 30 alıyoruz şimdi. Şimdi verecek. Bu şekilde. Şuna basılı tuttuğunuzda print report olaylar dediği zaman yazım tarihine geliyorsunuz. Sonra ya yeşilden okuyuyorsunuz. Sonra tarihini düşürüyorsunuz. Buradan hangi gün olmak istiyorsanız sarıdan. Sonra tekrar maviye bastınız mı yeşile bastınız mı veriyor. Evet, 30'u da aldık. Şimdi bir daha buradan çıkalım. Basılı tutuyoruz. Maviye. Print rapor, olay raporu. Evet. Bugün verme la. Dur, basılı tutuyoruz. Yanlış tarif ettik. Bir dakika. Olay raporu. Hangi saatte? Hangi saatten? Çalışma aralığı. Yazım tarihi diyoruz. Yeşile basıyoruz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... bir alacağız. Yeşil öpüyoruz. Tekrar veriyor. Böyle böyle günlük sırayla alacağız. Bu aldığımız raporları yükü getirdiğimiz firma istiyor. Diyor ki kardeşim benim malım kaç derecede çalıştı. Onu görmek istiyorum diyor. Biz de bunu böyle. Şimdi ben kaç gündür yoldaysam o kadar gün kağıt alacağım. 8 gün daha alacağım. 3 gün de burada var. 11 gün. 11 günde St. Petersburg'a gelmişiz. Burada yükümüzü boşalttık arkadaşlar. Şimdi en son olarak SMR'mizi alacağız. Onu unutmayacağız. Şöyle rampaya yanaşmıştık. Yükümüz boşaldı. Aracımız temiz. Şöyle kapaklarını kapatacağız ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Nokta dahi olsa yorum yaparsanız sevinirim dostlar.